Evet hocanın açıklamaları bu şekilde. Ben tabii size ilk sorum e, şu olacak. Chelsea örneği vermesi hocanın. Şimdi biz en çok tartışılan konu hocam üçlü savunma. E, biz üçlü savunma geldiğinde oynayacağını öğrendiğimizde ilk maçta Trabzonspordu e, Beşiktaş taraftarları bir evvah dedi. Biz de futbol severler olarak hani Trabzonspor maçı acaba doğru mu derken müthiş bir performans Beşiktaş'ta. E, ama sonrasında iki maç sonra da o üçlü savunma aynı sistem eleştirilmeye başlandı Hı. siyah beyazlılarda. E, hoca da Chelsea örneği vermiş bu sistemle Avrupa şampiyonu oldu demiş. Evet haklı yani e, üçlü savunmanın çok büyük artıları var. Tabi e, yalnız üçlü savunmanın şöyle bir e, zorluğu var. E, biz de sezon başı e, deniyorduk e, çok e, parçaları var bu parçaları çok iyi çalışmanız lazım. Artı bu parçaları çalışırken de o parçaların oyuncularını da bulmanız lazım. Demin İsmail Hoca'ya atıfta bulunurken e, doğru oyuncuları buldu diye üçlü savunma da bu bir kat daha artıyor. Yani sizin orayı yani 4-2-3-1'de tipik oyuncuları dizersiniz orayı çözersiniz ama üçlü savunmanın Artı yani hep üçlü savunma deniyor. Üçlü savunmanın bir de bir sahaya dizilişi vardır. Yani hep evet. üçlü savunma üzerinden konuşulur 3-2-4-1 şeklinde mi dizileceksiniz o üçlü bazen 2 kanat bek yaslandığında 5'li olabiliyor bu sefer beşli olduğunda geçiş yapmıyorsunuz karşılayan bir takım oluyorsunuz 5-3-2 mi oynayacaksınız 5-2-1-2 mi oynayacaksınız o kadar çeşitlenip e, dallanıp budaklanan bir sistem ki hele ki Chelsea'nin oynadığı 5-2-3'ün e, kopya edilmesi gerçekten çok zor şimdi orada bir kanteyi çıkardığınızda e, sistem e, sıkıntı veriyor. işte bir çok atletik olmayan bir Lukaku'yu koyduğunuzda Chelsea takımı da sıkıntı yaşıyor. E, işte Son maç, son e, iki hafta önce 6-0 yendikleri maçta finalde yendiği kadroya döndü. Yani öndeki üçlüye işte Mount, Havers, e, Werner, yani üç tane atletizm istiyor. Şimdi bakıyorsunuz Beşiktaş'ın ön tarafını, yani üçü de atletik değil evet. baktığınızda. E, şimdi bu e, Sayın e, Valeri İsmail'in de söylediği, hani kendi oyuncularımla kuracağım diyor. Yani kendi oyuncularıyla evet, yani orayı beklemek zorundayız. Ben e, iki hafta önce de söyledim, iyi, iyi bir çıkış yaptığında hani e, Ant Alanya maçı e, ona o fırsatı verdi. Karşılayan durumunda alıp e, geçiş yapabilecek konumdaydı ama mesela Giresun maçı o şansı vermedi. Yani e, dar blokla karşılaştığınızda. Hı hı. E, sistemin bazı falsoları da burada çıkıyor gerçekten çok iyi çalışılması gereken çok iyi oyuncuların doğru oyuncuların bulunması gereken bir sistem kolay bir sistem değil yani o, bir de kadrosu yenilenen bir Beşiktaş var yani nereden baktınız e, üçte ikisi galiba e, değişiyor e, yani inşallah başarılı olurlar hani işleri çok kolay değil şimdi fanatik gazetesi ve fotomaç gazetesi de e, hocanın e, açıklamalarından Sorlot başlıklarını çıkarmış. E, Fanatik gazetesi e, hocanın sözlerinden Sorlot'un daha önce de süperlik tecrübesi var. Güçlü, genç, başarılı bir santifor. E, burada yaptıkları ortada transfer gerçekleşirse yeniden büyük çıkış yapıp katkı verecek kapasiteye fazlasıyla sahip demiş Valerian İsmail. E, ve siyah beyazlar Norveçli format, Forvet için tüm şartlarını zorlayacak demiş Foto Maç gazetesi de. Ee, sizin Sörlok Beşiktaş birlikteliğine dair yorumunuz ne olur hocam? Ya Benim e, bu lige dair şöyle bir e, e, teori mi denir artık fikir mi denir? Ya Büyük kulüplerin bu tür e, net oyuncuları mutlaka kadrosuna katması lazım yani e, Sörlot bu lig için net bir oyuncu. İşte Taliska bu lig için net bir oyuncu. Abubakar Bakar bu lig için net bir oyuncu. Viska bu lig için net bir oyuncu. Neden? Ligi, ligde çok önemli işler yapmışlar. Yani o önemli işleri yapan oyuncuları takımınıza aldığınızda işte Trabzon'daki Viska etkisini görüyorsunuz. İşte Taliska'nın Beşiktaş'a e geldiğindeki ikinci sezondaki etkisini görüyorsunuz. Abubakar'ın ikinci gelişteki etkisini görüyorsunuz bu yani bu ligde bu işleri yapmış oyunculara yönelmeleri doğru Sorlot bu anlamda da çok önemli bir transfer olur ama evet. e, hani öngörüm ve şeyim çok olacak gibi durmuyor yani çok e, olur bir transfer gibi durmuyor. E, Trabzon'dan gidişinde de galiba hani bir madde var mı yok mu diye bir söylenti var. E şöyle var. ilk e, teklif hakkı Trabzonspor'da. Eee Leipzig önce Trabzonspor'a bu kadar teklif edildi. Sizin bir teklifiniz hı hı. var mı diye soracak. Hı hı. E Trabzonspor'da transfer etmek istemezse Sorloth'u Beşiktaş'ın teklifi hı hı. değerlendirilecek. Ya öyle olduğunda Trabzon'un da e, o kozunu oynayabileceğini düşünüyorum. Yani Sorloth orada önemli işler yaptı. Ama tabii burada Sorlot'un fikri önemli. Sorlot şey dediğinde ne olacak? İşte İstanbul ben Trabzon'a değil İstanbul'da olmak istiyorum dediğinde işte anlaşmalar, e, maddeler hep birbirine girecek. Bu anlamda hani biraz zor bir transfer gibi. E, ama dediğim gibi doğru bir transfer olur eğer alınırsa. Milliyet gazetesi Chelsea böyle şampiyon olduğu başlığını atmış. E, yine e, Hürriyet gazetesi de Sorlot gelirse süper olur. Başlığını atmış. E, Sabah gazetesinde Rıdvan'la ilgili bir haber var hocam. Onu da konuşalım. E, Torino Rıdvan Yılmaz için yavaş yavaş Beşiktaş'ın istediği noktaya geldi. Teklif etti. 5 milyon euronun peşin tutarını 3'ten 4 milyon euroya çıkaran İtalyan kulübü sonraki satıştan da pay oranını %10'dan 20'ye yükseltti demiş gazete. E, bu şartlarda biraz daha transferin gerçekleşme olasılığı daha yakın gibi görünüyor. O gün Şahinoğlu'nun haberi bugün Sabah gazetesinde. Rıdvan sergilediği performans ve şimdi Avrupa'yı konuşuyoruz. Oyuncu da bize daha önce Aspor'a verdiği röportajlarda Avrupa'da oynamak istediğini Avrupa Liglerinden birinde oynamak istediğini dile getirmişti. Hı hı. Ne söylersiniz? Ya şu an Türkiye'de öz kaynak düzenlerinden çıkan oyuncuların tamamının bir Avrupa hayali var. Evet. Rıdvan benim de uzun yıllar çalıştığım 2001 jenerasyonunun önemli bir oyuncusu hatta bir Türkiye finalinde rakip olmuştuk. E, hani Rıdvan üzerinden bir oyun planı, Beşiktaş bize rakip olmuştu. Rıdvan üzerinden bir oyun planı gerçekleştirmiştik. O kadar yani bir sol bek olmasına rağmen takımı için, jenerasyonu için o kadar önemli bir oyuncuydu. E, A takımı entegrasyonu da gerçekleşti. Bu anlamda da belki Rıdvan'ın kariyer planlaması birçok genç için aslında çok anlamlı. Bunu neden söylüyorum? Ee, bazı Türk oyuncular buradaki burada kendilerini ispat etmeden ya da buradaki o ligin o zorluğunu şeyini tatmadan e, yurt dışına gidiyorlar işte e, şimdi isim vermeyeyim gerçi de birkaç ismin bu tür bir girişimi oldu evet. orada evet belki gelişiyorsunuz ama uzun süre şeyden uzak kalıyorsunuz yani oynayabileceğiniz e, düzenden uzak kalıyorsunuz bu sefer alışkanlıklarınızı kaybediyorsunuz özellikle Türk oyuncular yeteneklerini Bazen törpülüyorlar, kaybediyor. Rıdvan öyle yapmadı. Rıdvan kendi takımıyla e, e, bir mukavele yaptı ve e, A takımda çok önemli performanslar sergiledi. Üçüncü sezonu mu? İki buçuk gibi evet. galiba. E, i̇ki buçuk sezon sonra böyle bir teklif geliyor. Yani benim gönlüm gitmesinden yana, çünkü kendini bu ligde e, bir performans vererek ispat etti. şampiyonluk da yaşadı. E, bence... Beşiktaş'ta eğer teklif gerçekten ekonomik olarak bir şeye geldiyse doğru bir rakamın üstüne evet. geldiyse bence değerlendirilmesi lazım öyle hani çok da pazarlık şeyi bırakılmadan bonuslarla falan tamamlanabilir sonraki satışlarla tamamlanabilir Yani Rıdvan'ın bu anlamda önünün açılması lazım tabi burada haberlere atıfta bulunursak bir Torino geçiyor Torino çok evet. kuvvetli nette teklifi var bir de Frankfurt geçiyor yani Frankfurt'u ben biraz daha hani olabilse Frankfurt derim ama turnuvanın teklifi galiba çok ku, kuvvetli deniyor. Neden Frankfurt Ya Frankfurt, Frankfurt Rıdvan'ın şeyine daha uygun gibi. oyun kurgusuna daha uygun gibi. zaman zaman üçlü oynuyorlar, zaman zaman evet. dörtlü oynuyorlar. o Rıdvan için hani o çeşitlilik Rıdvan'ın adına çok önemli. E mesela Torino'ya gittiğinde belki işte İtalya'ya uyum adaptasyon belki sıkıntı olabilir İtalyan futbolunda ama Almanya'da bizim Türk oyuncular için daha iyi bir iklim oluşuyor. Hı hı. Çağların... Bir de Frankfurt bu sezon çok iyi bir sezon geçirdi. Evet. Barcelona'yı eledi. Ee, devam ediyor UEFA Avrupa Ligi'nde. Evet, evet. yani Stan işte Münahtırla. Orada Gerçekten. da o bölgede hani kullanabilecekleri bölgede de Kostić oynuyor. Evet. Yani Kostić'in eee şunun içinde değerlendirdim. Ya yani Kostić'in büyük ihtimal bu performansından sonra bir büyük takım e, kariyer şeyi geliyor gibi geliyor bana. Eğer Kostić giderse e, o, o bölgede de bir rekabet olacak. Yani Rıdvan gider gitmez bile oynayabilir. Bu anlamda da düşündüm ama tabii Torun ile ilgili çok e, ciddi bir e, çalışma yapmadım. Sadece Frankfurt gönlümden Frankfurt geçtiği için Frankfurt'la ilgili böyle kafamda bir şey vardı izlemiştim de. Yani tabi e, tabii Rıdvan açısından olumlu olacaktır her şey. E, evet. Avrupa tecrübesi Rıdvan'a iyi gelecektir diye düşünüyorum. Ve hocam e, bir hemen e, Trabzon